Efendim hayırlı akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan kardeşlerimizin üzerine olsun. Merak edilen soruların cevaplandığı programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan değerli hocam Sayın Doçent Doktor İsmail Karagöz Beyefendi ile birlikte cevaplandırmaya çalışacağız. Hemen telefon numaralarımızı bir hatırlatalım istiyorum. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Efendim cep telefonlarınız vasıtasıyla sorularını WhatsApp üzerinden bizlerle paylaşmak isteyen izleyicilerimiz 0552-341-2040 nolu telefon numarası üzerinden bizlerle sorularını paylaşabilirler. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve günün ilk sorularıyla başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah. Elhamdülillah, çok şükür. Hocam ilk sorumuz şöyle, günümüzde birçok insanımız borsaya yatırım yapmakta. Borsadan hisse senedi alıp satarak borsa oynamaktadır. Borsa oynamak caiz mi? Muhterem hocamız cevaplarsa çok seviniriz demişler. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Herkese saygıyla selamlıyorum. Efendim, borsada hisse senedini aldığınız firmanın, fabrikanın, iş yerinin ne iş yaptığı önemli. Mesela içki üreten, satan bir fabrikanın veya domuz ticareti yapan bir iş yerinin veya bir bankanın hisse senedini alırsanız caiz değildir. Ama diyelim ki bir kumaş fabrikasının, bir ilaç fabrikasının veya bir gıda maddesinin hisse senedini alırsanız veya bir otomobil fabrikasının hisse senedini alırsanız caizdir. Bir sakıncası yok. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. İzleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. İki evimiz var. Birinde kendimiz oturuyoruz. Diğerini ise kiraya verdik. Zekata hesaplarken bir ev üzerinden mi yoksa iki ev üzerinden mi hesaplamalıyız? Yani ya da sadece kira bedelini mi dikkate almalıyız demişler hocam. Şimdi bir defa oturdukları ev havacı asiyedendir. Buna hesabı katmayacaklar. Hı hı. İkinci evi gelir getiren bir akar olarak alacağız ve kira bedelini, yani kirası kaç liraysa, adamın başka gelirleri de varsa, işte evinin kira geliri, maaş geliri, başka gelirleri varsa, bunların üzerinde yaptığı tasarruf 80 gram altını buluyorsa, 80 gram şimdi 130 liraysa 8000, 10.500 lira filan aşağı yukarı. 10.500 lirayı bulmuş ise, yani ihtiyaç, yeme, içme, giyinme, barınma, borç vesairenin dışında 10.500 lira birikmiş parası varsa ve bunun üzerinden de bir hicri yıl geçmiş ise, yani 355 gün geçmiş ise bunun üzerinden zekat verecekler. Yoksa dairesinin veya binasının mülkiyet değeri üzerinden kirayı vermeyecekler. Eğer daire alıp satıyorsa o zaman ancak dairenin fiyatı üzerinden zekat vermeleri gerekir. Yani kiraya verdikleri dükkanın, evin gelirini başka gelirlerle birlikte nisap miktarına ulaştıktan sonra üzerinden bir yıl gelince %2,5 hesabıyla zekatını verecekler. Evet. Peki hocam, teşekkür ederiz. Efendim bilindiği gibi dünyamız ve evren Big Bang denilen büyük patlamadan sonra oluşmuştur. Dünyamız ve evren muhteşem bir ahenk ve denge ile yaratılmıştır. Muhterem hocamız bizi bu konuyla ilgili bilgilendirebilir mi? Dünyanın yaratılışıyla alakalı Kur'an ve sünnetten örnekler, bilgiler var mıdır? Kim diyor Big Bang'la patlamayla kendi kendine mi oldu? Öyle bir şey yok. Yani bu kainatı Cenab-ı Hak yarattı. Yani güneşi yaratan, yıldızları yaratan, gezegenleri yaratan, galaksileri yaratan, insanları, bitkileri, hayvanları, varlık aleminde ne varsa her şeyi yaratan Hazreti Allah'tır. Evet hocam. Yani tek yaratıcı var, o da Allah'tır. Allah onları yokken var etti. Dolayısıyla o böyle bir patlamayla efendim varlıklar oluştu, dünya işte ayrıldı, yıldızlar ayrıldı, böyle bir şey yok. Yani hiçbir şey kendi kendine olmaz. Niye şimdi olmuyor? Yani niye şimdi patlayıp da yeni bir şey olmuyor? Yani varlık aleminde hiçbir şey
kendiliğinden meydana gelmez, kendiliğinden yaşamaz, kendiliğinden varlığını sürdürmez. Yaratan Allah, var eden Allah, yaratan, yaşatan Allah, bu düzeni devam ettiren de Allah'tır. Yani Allah kainatı yönetiyor, kainatı yarattı, kainatı yönetiyor. Kur'an-ı Kerim bize böyle bilgi veriyor. Onlarca ayet var kainatın yaratılması ile ilgili bunu ifade ediyor. Halakas semavati vel ard. Gökleri ve yeryüzünü, dolayısıyla ve ikisi arasında bulunan her şeyi yaratan Allah'tır. Sorumuzun cevabı da burada yani. Cevabı bu. Yani o yok patlama oldu da bilmem ne oldu. Hikaye yani. Yani şöyle diyebilir miyiz yani hocam? Fiziksel ki, olarak açıklamaya gayret şöyle, etmektense yani, Kur'an'a baksak yeter aslında. Şimdi fizikçiler bize kızacak da diyelim ki patlama oldu. Bu patlamayı yapan da birisi var. Kendi kendine patlama yani, olmaz. Muhakkak. Yani şayet bu dünya varlıklar, yıldızlar, gezegenler, galaksiler bir patlama sonucu meydana geldiyse o patlamayı da yapan yani böyle bir Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Diyelim ki böyle oldu. Kendi kendine patlamış değildir. Kendi kendine var olmuş değildir. O eğer bir patlama olduysa o patlamayı yapan da Hazreti Allah'tır. Varlıkları yaratan da Allah. Allah Kur'an-ı Kerim'de kainattaki bütün varlıkların yaratıcısı olarak bize bildirilmektedir. Amin. Ne ve saddakna hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Alo. Alo. Buyurun İsmail Bey. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Benim hocama sorum var da. Dinliyoruz. Fakat öncesinde de bir şey söylemek istiyorum müsaadeniz olursa. Buyurun efendim. Ben geçen hafta aramıştım. Sahih olmayan hadisle ilgili bir soru sormuştum da. Evet. Bazen ufak anlaşılma oldu galiba. Ben o soruyu şu diyetle sormuştum. Şimdi baktığımız zaman Hak yarattı alemi aşkına Muhammed'in diye bol müzikli, çalgılı, ilahili ve şeyler söyleniyor, şiirler söyleniyor. Evet. Daha önemlisi de kainatın yaratılışıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'le hiç alakası olmayan görüşler öne sürülüyor. Yani konular istismar ediliyor. Yoksa elbette Peygamberimiz övülmeye layık olan en mükemmel insan, insanlara insanlığı öğreten insan. Fakat ne yazık ki insanlar ondan sonra insanlığını yine unuttu. Bak bugün Halep'te ve dünyanın her yerinde. Yani asıl şöyle yapalım İsmail Bey. Biz aslında sizin sormak istediğinizi anladık. Geçen hafta da böyle düşünüyorduk. Değerli hocam da bu kanaatte benimle aynı kanaati taşıyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övülmesiyle alakalı bir problem olduğunu mu düşünüyorsunuz? Estağfurullah. Haşa. Fakat konular yanlış. Sorusunu sorsun. Biz şöyle yapalım. Direkt soruyu alalım. Hocamız da böyle söylüyor. Direkt soruyu alalım inşallah. Bugün şimdi soracağım soruyu. Buyurun efendim. Şimdi onları hiç sormayacağım. Şey soracağım. İsa suresinde geçen bir ayetle ilgili bir sorum var. Onu soracağım. Buyurun dinliyoruz. Allah-u Teala orada diyor ki ey iman edenler iman edin buyuruyor. Burada Rabbimizin iman edenleri tekrar imana davet etmesinin hikmeti nedir? Peki. Hocam bu konuda bir... Pekala. Yöneltelim inşallah. Sorunuzu anladık. Sıhhat diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Şimdi Nisa suresinde bir ayet-i kerime. Cenab-ı Hak iman edenlere sesleniyor. Ya yüllezine amenu, aminu billahi ve resulihi vel kitabillezi nezzele ala resulihi vel kitabillezi enzele min kablu. Şimdi kaçıncı ayetmiş? 136. ayet. Ya yüllezine amenu, ey iman edenler, aminu billahi, Allah'a iman edin ve Resulihi, Peygamberine iman edin ve kitabillezi nezzele ala Resulihi, Peygamberine indirdiği kitaba yani Kur'an-ı Kerim'e iman edin ve kitabillezi enzele min kablu. Önceden indirilen kitaplara da iman edin diyor. Şimdi iman edenlere iman edin demek, imanınızı koruyun, imanınızı devam edin, imanınızı muhafaza edin demektir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi şöyle anlayanlar da olmuş. Bu ayet-i kerime gerçekten müminlere değil de kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen, mümin görünen münafıklara hitap ettiğini, dilleriyle iman edenler ancak kalpleriyle iman etmeyenler gerçekten Allah'a siz iman, de edin. İman edin. Peygamberine iman edin, kitabına iman edin denmiş olur diyenler var ise de benim kanaatim böyle değil. Yani bu ayet münafıklara değil, doğrudan doğru müminlere hitap ediyor ve müminlerin
imanlarını korumalarını istiyor. Bunun başka delilleri var. Mesela Âl-i İmrân suresinde Cenab-ı Hak yine müminlere hitap ediyor. Ya eyyühellezine âmenü ittekullâha Ya eyyühellezine âmenü ittekullâha katukatihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslümün. Ey müminler, zannediyorum Âl-i İmrân 103. ayet-i kerime. Ey iman edenler, layık veçhiyle, hakkıyla, gerçek anlamda Allah'a karşı gelmekten sakının, takva sahibi olun, muttaki insan olun ve ancak Müslümanlar olarak ölün diyor Cenab-ı Hak. Müslüman olarak ölün ne demek? Yani imanınızı muhafaza etmeye çalışın. İmanınızı koruyun, Müslümanca yaşayın ve son nefesinize kadar imanınızı muhafaza edin ve mümin olarak ölün. Mümin olarak ölürseniz dünya sınavını kazanmış olursunuz. İmanla gidersiniz, ahirette %100, binde bin mutlaka cenneti kazanmış olursunuz. Velev ki günahınız bile olsa, eğer Allah hakkı ile ilgili bir günahsa, Rabbim onu dilerse يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَى وَيُعَزُّ مَنْ يَشَى ayet-i kerimesinde olduğu gibi Allah dilediğini azap eder, dilediğini bağışlar. Dünyada Allah tevbe eden her kulunu hangi günahı işlerse işlesin, tevbesini kabul eder, affeder. Ama kafir olarak ölürse, müşrik olarak ölürse, münafık olarak ölürse Allah artık onları ahirette affetmez. Onları cehenneme atar. Ama mümin olarak ölürse, bu arada günahı da varsa, diyelim ki namazında eksiği varsa, orucunda eksiği varsa, Allah isterse onları kendi lütfu keremiyle affedebilir. Hiç ceza vermeden cennetine koyabilir. Kul hakkı varsa tabii orada hesaplaşma olacak. Eğer affetmezse, şefaat eden de olmazsa, cezasını çeker ama neticede mümin olarak ölmenin mükafatı olarak yine cennete mutlaka gider. Cennete gider. Dolayısıyla aziz kitabımız, yüce kitabımız, kerim kitabımız, Kur'an-ı Kerim konularına göre tertip edilmiş bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim'de bir konu farklı surelerde anlatılır. Dolayısıyla Kur'an ayetlerini Kur'an bütünlüğü içerisinde başka ayetleri de dikkate alarak anlamamız gerekir. Dolayısıyla mesela işte Âl-i İmrân suresindeki sözünü ettiğim ayet ile Nisa suresindeki bu ayet birlikte okuduğumuz, birlikte anlamaya çalıştığımız zaman iman edenlere iman edin diye Rabbimizin emir buyurmasının anlamı efendim imanınızı koruyun, imanınızı muhafaza edin demektir. Yani bunu böyle anlamamız gerekiyor. Peki, teşekkür ederiz hocam. Reklam öncesi birkaç WhatsApp sorusu alalım istiyorum. Selamünaleyküm muhterem hocam ve Dost TV ailesi. Sizlere böyle bir program yaptığınız için teşekkür ediyorlar. Efendim namaz kılmıyorum ve bu halde Allah'tan bir şey istemek için dua etmeye yüzüm olmadığını düşünüyorum. Sizce bu durum doğru mu? Ne yapmam gerekiyor? Efendim bir defa namazını kılsın. Namaz kılmak farz-ı ayındır. Ben Müslümanım diyen her insanın mutlaka 5 vakit namazını kılması gerekir. Efendim namaz kılmıyorum, öyleyse dua etmeyeyim diye düşünmek de yanlıştır. Çünkü Allah namaz kılmayı da emrediyor, dua etmeyi de emrediyor. Yani namaz kelimesi salat, Arapçada kelimesiyle evet. ifade edilir. Salat dua demektir. Aslında namaz kelimesi Farsçadan gelmiş bir kelime. Mesela اَقِيمُ السَّلَاتَ Namaz kılın demek. Bu namaz kelimesinin sözcük anlamı duadır. Ama Peygamberimizin tarif ettiği şekilde kılınan bir ibadettir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de mesela "Üd'u rabbeküm" Rabbinize dua edin diye ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla ayet Allah'ın dua edin emrini tutmak bir ibadettir. Yani şimdi öyleyse ben namaz kılmıyorum, oruçta tutmayayım olmaz. Namaz kılmıyorum, dua etmeyeyim olmaz. Yani dua ayrı bir ibadet, namaz ayrı bir ibadettir. Namazı mutlaka kılalım. Yani Meryem suresinin 59. ayet-i kerimesi, Meryem suresi, Kur'an-ı Kerim'in 19. ayet-i kerime suresidir. 19. surenin 59. ayet-i kerimesinde nefislerine uyup da, şeytana uyup da namazını kılmayanların cehennemin gayya deresine, vadisine atılacağı bildiriliyor. Estağfirullah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا Yani öncesinde peygamberlerden söz ediliyor önceki ayetlerde. İşte o peygamberlerin arkalarından, peşlerinden öyle bir nesil gelir ki onlar namazı zayi ederler, namazı kılmazlar, şehvetlerine, nefsani arzularına tabi olurlar. Allah onları cehenneme
gayyaya atacaktı. Fesen feyel gavne gayya. Onları gayyaya atacaktı. Abdullah İbni Abbas, Peygamberimizin amcasının oğlu, sahabi bir zat, müfessir bir zat. Buradaki gayya kelimesinin cehennemde, cehennemliklerin irinlerinin aktığı bir vadinin adıdır diyor. Onun için namazı kılmamız lazım. Yani inşallah namaza da devam edelim. Sevgili dostlar, kısa bir reklam arası, akabinde buradayız inşallah.